Merhaba sevgili 3. sınıf öğrencileri. Bu videomda sizlere çeşitli toplama ve çıkarma problemleri çözeceğim, anlatacağım. İsterseniz siz de bir kağıt kalem alıp her sorudan önce videoyu durdurup kendi cevabınızı benden önce yapın. Daha sonra benim cevabımla karşılaştırıp doğru mu yanlış mı diye kontrol edersiniz. Böylece kendinizi denemiş olursunuz. Hemen birinci sorudan başlıyorum. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca Instagram'daki Bülbül Öğretmen sayfamdan beni takip edebilirsiniz. Birinci problemi okuyalım. Ali hafta sonu 124 matematik. Bunun 55 fazlası Türkçe. Türkçenin 42 eksiği kadar da hayat bilgisi sorusu çözmüştür. Ali hafta sonu kaç tane soru çözmüştür? Ben böyle sorularda şöyle yapıyorum. Şimdi matematik çözdü değil mi? M harfi koyalım, yani baş harfini koyalım matematik. Başka Türkçe soruları çözdü. T harfi koyalım. Bir de hayat bilgisi soruları çözdü. Matematik sayısı belli. 124 tane çözmüş. Türkçe belli değil. Yalnız ipucu var. Matematikten 55 fazlaymış. O zaman önce Türkçeyi bulalım. Yani 124 ile 55'i toplayalım. 4, 5 daha 9, 2, 5 daha 7. Bir aşağıya 179 Türkçe çözmüş oldu. Sonra Türkçenin 42 eksiği kadar da hayat bilgisi sorusu çözmüş. O zaman Türkçe 179'du. Hayat bilgisi 42 eksiği kadarmış. O zaman 42'yi çıkaralım. 9'dan 2 çıktı 7. 7'den 4 çıktı 3. Bir aşağıya. 137 hayat bilgisi sorusu çözmüş oldu. Ve bütün hepsini soruyor. İsterseniz burada zaten ben yazmıştım değil mi bunları? Burada toplayabiliriz. Hemen şurada toplayalım. Böylece bütün çözdüğü soru sayısını bulmuş olacağız. 4, 9 daha 13. 13'ü aklıma tuttum. 7 tane daha 20. 20'nin 0'ı. Elde var 2. 2 elde. 2 de burada 4. 7 de burada 11. 3 de burada 14. 14'ün 4'ü. Elde var 1. 1, 2, 3, 4. Demek ki Ali toplam 440 tane soru çözmüş. Cevabımızı bu şekilde yapmış olduk. İkinci sorumuza bakalım. Annem 48 yaşında. Ben ise annemden 30 yaş küçüğüm. Benim ve annemin 3 yıl önceki yaşlarımız farkı kaçtır diyor. Şimdi anne belli 48. Ben 30 yaş küçüğüm diyor. Şimdi çocuk diyelim ona da. 48'den 30'u çıkaralım. Bakalım çocuk kaç yaşında? 8 ve 18. Çocuğu da bulduk. Sonra diyor ki benim ve annemin 3 yıl önceki yaşlarımız. Bunun farkı. Şimdi anne şu anda 48. 3 yıl önce 48 eksi 3 eşittir ne olur? 45 yaşındaymış. Şuraya açık bir yere yazayım. Çocuk 18, o da 3 yıl önce 3 yaş küçüktü. O zaman 18'den de 3'ü çıkaralım. Çocuk da 15 yaşındaymış 3 yıl önce. Ve buraya yazalım. Ve diyor ki bunların farkı. Yani çıkaracağız. 5'ten 5 çıktı 0. 4'ten 1 çıktı 3. Demek ki cevabımız 30 oldu. Üçüncü sorumuz. Bir trende 633 yolcu vardır. Birinci istasyonda 377 yolcu inmiş, 288 yolcu binmiştir. İkinci istasyonda 144 yolcu binmiş, 266 yolcu inmiştir. Trende en son kaç yolcu vardır? Şimdi bu soruyu çok farklı şekillerde yapabiliriz. Ben ilk önce şöyle yapacağım. 633 yolcu var. Her şeyi sırayla uygulayacağım. 377 yolcu ilk önce indi, değil mi? Azaldı. Hemen çıkaralım. İnenleri çıkarıyoruz, binenleri toplayacağız. 3'ten 7 çıkmaz. Komşudan aldık 13. 13'ten 7 çıktı. 6 burada kaldı. 2. 2'den 7 yine çıkmaz. Komşudan aldık 12. 12'den 7 çıktı. 5. Yüzler basamağında 5 kaldı. Birini verdiği için 6 vardı çünkü. 5 oldu. 5'ten 3 çıktı 2. 256 oldu. Sonra 288 yolcu bindi. Hemen toplayalım. 256, 288. 8, 6 daha 14. Elde var 1, 5, 1 de elde 6. 8 de burada
14. 14'ün 4'ü yine elde var bir. Ne oldu? 5 oldu. 544 oldu. Devam ediyoruz. İkinci istasyona geldik. 144 bindi. O zaman 544 ile 144'ü yine toplayalım. Yeni binenler olduğu için. 4 4 daha 8. 4 4 daha 8. 5 1 daha 6. 688. En son 266 yolcu indi. Hemen onları da çıkaralım. 688. 266. 8'den 6 çıktı. 2. 2 ve 4. Demek ki trende en son 422 yolcu kalmış. Bu şekilde yapabilirsiniz. Ya da başka bir yolda şöyle yapabilirsiniz. Onu da göstereyim sizlere. Mesela istasyonda 377 yolcu indi, 288 bindi ya. Yani inenler daha fazla, değil mi? Yani inenlerle binenlerin farkını alırız. Şöyle 377 yolcu indi, 288 bindi. Bu aradaki farkı buluruz önce. Çıkaralım. 7'den 8 çıkmaz, 17 oldu. 17'den 8 çıktı, 9. Burada kaldı 6. Yine çıkmıyor. 16 oldu. 8. Ve 89 fark var. Ama inenler çok olduğu için bunu unutmayın. Yani bunu çıkarma yapacağız. Bu kısım inmiş oldu yani. İkinci istasyonda 144 bindi. 266 yolcu indi. Yine inenler fazla. Hemen onu da buluyorum. 266 ve 144 aradaki farkı buluyorum. 2, 2 ve 1. 122. Yani bu da azalmış oldu. İnenler fazla çünkü. Bu kadar azaldı. Sonra bu kadar da azaldı. O zaman ne yaparız? Şu azalanları bir araya getiririz. Yani 122 ile 89'u bir araya getirelim. 2, 9 daha 11. Elde var 1. 3 oldu. 11. 211. Yani 211 yolcu azalmış oldu. Ve trende toplam kaç yolcu vardı? 633. Hemen şöyle yapalım. 633 ve 211 kişi azalmış oldu. Çıkaralım. 2, 2, bakın 422 yolcu kaldı. Birinci yaptığımız işlemde de 422 bulmuştuk. Demek ki her iki yoldan da yapabilirsiniz. Başka bir yol daha var ama ona hiç girmeyeyim. Çok uzun sürmesin. Dördüncü soruya bakalım. Çiftçi Şirin bahçeye 257 tane çiçek dikiyor. Bunların önce 97'si, daha sonra 101 tanesi kuruyor. Bunun üzerine Şirin 185 tane daha çiçek dikiyor. Şimdi bahçede ne kadar çiçek vardır? Yine sırasıyla uygulayacağız. 257 çiçek dikmişti. Sonra bunların şu kadarı kurumuş. Kuruyanları bir araya getirelim önce. Yani onlar gitti. Kurudular. 101 kurudu, bir de 97 tanesi kurudu. Bunları bir araya getirelim. 8, 9, 198 tane çiçek kurumuş oldu. 257 taneydi. Bu kuruyanları çıkaralım. 7'den 8 çıkmaz. Komşudan aldık. 17, 17'den 8 çıktı. 9. Burada kaldı 4. Yine çıkmıyor. 14'ten 9 çıktı. 5. Burada kaldı 1. 59 çiçeği kaldı. Sonra 185 tane daha çiçek dikti yenisini. O zaman 185 ile 59'u toplarız. Ve bütün çiçek sayısını buluruz. 5, 9 daha 14. Elde var 1. Verdim buraya. 8, 1 daha 9. 5 de burada 14. Elde var 1. Buraya verdim. Ne oldu? 244 çiçek oldu. Ve cevabı bulmuş olduk. Yine farklı bir yoldan da yapabilirdik. Onu göstermeyeceğim. Sadece söyleyeceğim. 257 tane çiçek vardı. Bunu bekletiriz. Şu kuruyanları bir araya getiririz yine bu şekilde. Sonra yeni dikmişti ya. Bu kuruyanlarla yeni diktiklerinin farkını buluruz. Yani 198'den 185'in çıkarırız. Ve böylece ne kadar azalmış olduğunu, çünkü kuruyanlar daha fazla. Bundan daha fazla. Ve bulduğumuz sonucu da buradan 257'den çıkarırız. Yine aynı sonucu buluruz. Ama fark etmez. Bu daha kolay. Öbürü biraz daha karmaşık diyor. Şimdi geldik 5. soruya. Yine uzun bir soru. Bir sinema filmini izlemeye 152 erkek seyirci gelmiştir. Erkeklerden 37 eksik çocuk seyirci vardır. Bayan seyircilerin sayısı erkeklerle çocukların sayısının toplamından 96 eksiktir. Buna göre sinema filmini izlemeye kaç kişi gelmiştir? Yine adım adım uygulayacağız. Erkek seyirciler var. E harfi yapalım. Çocuk seyirciler var. Ç harfi yapalım. Bir de bayan seyirciler var. Kadın seyirciler var. Şimdi erkekler belli, 152. Bunu koyduk.
37 eksik çocuk var erkeklerden. O zaman hemen 152'den 37'yi çıkaralım, çocukları bulalım. Eksik diyor çünkü. 2'den 7 çıkmaz. Komşudan aldık 12. 12'den 7 çıktı 5. Burada kaldı 4. 4'ten 3 çıktı 1. 1. 115 çocuk oldu. Sonra bayan seyircilerin sayısı erkeklerle çocukların sayısının toplamından, yani şunların ikisini toplayacağız. Önce orayı toplayalım. Yani 152 erkek, 115 çocuk. Bunların toplamından 96 eksikmiş. Toplamını bir bulalım. 7, 6, 267 oldu. Ve buradan 96 eksikmiş. 267'den 96'yı çıkartırız. 7'den 6 çıktı 1. 6'dan 9 çıkmaz. 16'dan 9 çıktı 7. Burada kaldı 1. 171 bayan izleyici oldu. Bunu da yazdık. Sonra bu sinema filmini izlemeye kaç kişi gelmiştir diyor. O zaman bunların hepsini toplarız artık. İster burada kenarda tek tek yazıp toplarsınız. Ben hazır yazılmış olduğu için burada toplayacağım. Zaten başta bu şekilde yazmamın bir faydası da oluyor bana. En son işimi burada görebiliyorum. Hepsini topluyorum. 2, 5 daha 7, bir de burada 8. 5, 1 daha 6, 7 daha 13. 13'ün 3'ü elde var. 1, 1, 2, 3, 4. Demek ki filmi izlemeye 438 kişi gelmiş. Böylece cevabı bulmuş olduk. 6. soru. İki kardeşin yaşları toplamı 47'dir. Hatice 14 yaşında olduğuna göre diğer kardeşin yaşını ve ikisinin 7 yıl sonraki yaşları toplamı kaçtır diyor. Şimdi ikisi 47'ymiş. Hatice 14 yaşındaymış. Şimdi bu 47'den Hatice'yi çıkaralım. Diğer kardeşi bulalım. 47'den 14'ü çıkarıyorum. 3, 3. Diğer kardeş 33 yaşında çıktı. Ve bunların yaşının ikisinin 7 yıl sonraki yaşları diyor. Şimdi 7 yıl sonraki yaşları her iki yoldan bulabilirsiniz. İki yol göstereceğim yine. Şimdi Hatice 14 yaşındaydı. 7 yıl sonraki yaşını bulursunuz. 14 ile 7'yi toplarsınız 21. Diğer kardeş 33 yaşında çıkmıştı. Onun da 7 yıl sonraki yaşını bulursunuz. O da ne yapar? 40 yapar. Sonra bunların yaşlarını toplarsınız ve böylece sonucu bulursunuz. 1, 61 olacak. Ya da başka bir yöntem göstereyim. Hatice 14 yaşında yazarsınız. Diğer kardeş 33 çıktı. 7 yıl sonra Hatice 7 yaş büyüyecek. Diğer kardeş, yani ablası veya abisi, artık kimse bilmiyoruz. O da 7 yaş büyüyecek. Yani 7 7 14 daha büyümüş olacaklar. Şöyle 7 ile 7'yi topladığınız zaman o ikisi beraber 14 yaş büyümüş olacak toplamda. Bunu da katarsınız. Bu şekilde de bulabilirsiniz. 4, 7, 4 daha 11, elde var 1, 1, 1, 2, 5, bir de bu 6. Bakın yine 61 çıktı. İster böyle bulun, ister böyle, her ikisi de doğrudur. Evet sevgili öğrenciler, bu dersimin son problemini de bu şekilde yapmış oldum. Yine bu problemlerin devamı olacak inşallah. Başka videolarda yine toplama ve çıkarma işlemleriyle ilgili çeşitli problemler yapacağım, sizlere anlatacağım. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, dersinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle, hoşça kalın.